hoş geldin ey şehri Ramazan. Ramazan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed aracılığıyla bütün alemlere gelen vahyin iç dünyamızı tamir ve inşa mevsimidir. Ramazan, bize bir geceyi bir ömür kadar bereketli yapmanın formülünü sunan ilahi bir imkandır. Ramazan, bize unuttuklarımızı hatırlatmak için gelir. Ramazan bize kaybettiklerimizi buldurmak için gelir. Bu Ramazan'da sahur vaktinde unuttuklarımızı birlikte hatırlayalım. Kaybettiklerimizi birlikte bulalım. Sahurun bereketini konusunda uzman ilim adamlarıyla birlikte yaşayalım. Hasan Hafızoğlu'nun sunduğu Sahurdan Sehere programının konuğu Musa Biçkioğlu. Sahurdan Sehere bu gece 02.30'da Hilal TV'de. Baraka, bereketli Ramazanlar diler. Evet sevgili seyirciler, hilali gözlemeye devam edin. İftar saati devam ediyor. Tam da gerçekten iftar saatindeyiz. Zannediyorum son 40 dakikaya girdik. Misafirlerimizi programın başında tanıtmıştım. Yardım Eli Derneği Yönetim Kurulu üyesi Huriye Meral Değirmenci hanımefendi ve tabii yine Yardım Eli'nin gönüllülerinden Nazire Temel hanımefendi. Nazire Hanım, programımıza sizinle devam edelim isterseniz. Ne zaman başladınız demiştik Yardım Eli'ne? Siz 2 sene önce demiştiniz. 2 senedir neler yapıyorsunuz? Kermeslerin düzenlenme aralığı nedir? Ne kadar zamanla bir düzenlenir? Hanımefendiye mi vereyim? Evet, mikrofonu ben şöyle size vereyim çünkü sesinizi duyamıyorum. Buyurun. Evet. Tekrar etmemiz lazım. Tekrar edelim lütfen. Evet. Duyulmadı çünkü söyledikleriniz. Kermes çalışmaları. Kermesler dediniz. Evet. Kermesler yapılıyor. Senede 2 kez yapıyoruz. Birini Akabe yararına, birini Yardım Eli yararına yapıyorduk bugüne kadar. Yardım Eli'nin yararına yapmış olduğumuz kermesimizi belirli projeler üzerinde, o günkü gündem neyse onun üzerine yapıyoruz. Geçen yıl gündemimize Somali düşmüştü ve Somali yararına yaptık. Elhamdülillah oldukça başarılı bir kermes gerçekleşti. Kermesleri düzenlerken yardımların gideceği yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mı yapıyorsunuz, yoksa bunları nakdi yardıma çevirip mi gönderiyorsunuz? Evet, hem bütünüyle nakdi yardıma çeviriyoruz, hem de dışarıdan gelen yardımlar varsa eğer o şekilde de ulaştırabiliyoruz. Dışarıdan mesela nereden yardım geliyor? Yani dışarıdan derken işte şirket sahibidir, giyim tekstil üzerinedir ve oradaki bölgedeki insanların giydiklerinde onlara faydası olabileceğini düşündüğü şeyler vardır. Benim infak etmek istiyordur. Onu bizim aracılığımızla gönderiyor bize. Biz onlara o şekilde ulaştırabiliyoruz. Çünkü sonuçta biz anan elle veren el arasında bir köprü olduğumuza göre o köprü görevini yapıyoruz.
bu şekilde devam zaten ediyor. Yardım elinden bahsederken gönül köprüsü de diyoruz aynı gönül zamanda. Gönül köprüsü, değil mi? Evet. Ve çok hassas bir köprü bu. Ben aslında kermes ile ilgili konuşmalar yaparken şöyle demiştim. Biz ümmetsel alanda hareket ederken yapmış olduğumuz eylemlerin 1 lira bile ümmetin zararınaysa o konuda sık eleyip sık dokuduktan sonra o 1 lira eksiğini almayı tercih ediyoruz malzeme alacaksak eğer. Dolayısıyla her bir kuruş bizim için çok önemli ve oraya aynı bir şekilde gidebilmesi çok önemli. Yani verildiği şekilde oraya ulaştırılması hakkındaki sorumluluğumuz açısından çok önemli. Ve bu hassasiyetimiz, özellikle fıkhi konulardaki hassasiyetimiz hocamızın da denetiminde gerçekten üst düzeyde inşallah ulaştırdığımızı ve hakkaniyet çerçevesinde yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda merkezle bağlantı sağlam olduğu için bu tür yardımların toplanması ve yerlerine ulaştırılması tabii, da sağlıklı oradan oluyor. Oradan bize vahiy konusunda uyarılar gelince kaynaktan bize şu noktalarda daha dikkat edilmesi gerekir. Hakkaniyetin bir gram bile zerresi bile heba edilmemelidir dendiği zaman orada bizler gönül erleri olarak çalışıyorsak biz de onlara dikkat ediyoruz ve o şekilde programlarımız neyse o doğrultuda devam ediyoruz. Yani mali denetimden önce diyorsunuz ki biz önce fıkhi denetime kendimizi tabi tutuyoruz diyorsunuz. Fıkhi denetim, ruhi denetim, vahyi denetim. Ondan neler sonra bu ölçüler mesela? Efendim? Bu fıkhi ölçüler, fıkhi denetimler deyince mesela. Fıkhi ölçüler nedir ölçülerimiz? Biliyoruz ki biz aslında bütün yardım kuruluşların belirli amaçları vardır. Ve mesela yardım kuruluşlarında çalışan insanların belirli bir dağılımları vardır. Fıkhen de bu gerçektir. Şu anda fıkhı şeyini söylemeyeceğim, yüzdesini söylemeyeceğim ama onlar çok önemlidir. Onlara daha ne kadar verilmesi gerekir? İşte gidecek olan yere ne kadar gitmesi gerekir? Ve verilen yardımın gerçekten aynı şekilde gidip gitmediyiz. Biz kurban veriyorsak eğer onu kurban olarak da para olarak ulaştırma hakkına sahip değiliz. Para olarak veriyorsak onu biz o kişilere para olarak ulaştırmak durumundayız. Yani bir kişi ya da kurum size para yardımı verip de bu yardım bu şekilde ulaştırılacak şartıyla veriyorsa biz mutlaka onu o şekilde ulaştırmalıyız. Aynen o şekilde. Onun üzerinde başka bir kullanım tasarrufuna sahip değiliz diyorsunuz. Öyle değil mi? Çünkü biz arada bir aracıyız dediğimiz gibi. Sonra bir yani insan, musluk açıldığında oradan ne geliyorsa kuruna ya da o akmalı o diyorsunuz akmalı öyle değil mi? Diyoruz ve de yani öyle bir şey düşünün ki gönül erleri olarak bizler o musluğa gelmişiz. Hadi diyoruz kardeşler harekete geçin. Sizler de bu iyilik hareketine yardımda bulunun, kendinize yardım edin diyoruz ve sonuçta biraz daha yaklaştıralım mikrofonu. O yardımı biz onlara ulaştıracakken nasıl bir hakkaniyetsiz bir şekilde diğer insanlara aktarım yapabiliriz ki? Biz ne adına oradayız ki onun zıttı bir eylemle gerçekleştirelim? Evet. Yani peki, ne kurbanlarımızı kesip sonradan onları et olarak verebiliriz? Yani her şekilde bize nasıl verilmişse o şekilde o insanlara ulaştırırız. Teşekkür ederim. Huriye Hanım bir şey diyecekti. Mikrofon ona verin lütfen. Benim mikrofon var. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Yalnız ben bir ricada bulunmak istiyorum bu konu üzerine. Buyurun. Bize şartlı yardımlar geliyor. Mesela Afrika'da Kur'an-ı Kerim eksikliğini duyan bir abimiz bize kolilerce kitap getirdi. Kur'an-ı Kerim getirdi. Bunu biz 100 liralık bir malzemeyi oraya ulaştırmamız bize 500 liraya mal oluyor. Evet. Bu şartlı yardımlar yerine biz aynı nakdi yardım talep ediyoruz. Neden? Çünkü burada sizin bağışladığınız bir ürün oranın yerel coğrafik şartlarına uymayabiliyor. Evet. Ya da buradaki bir gıda oranın damak tadına uymayabiliyor. Mesela Pakistan'da fırın açıldı. O en zor zamanlarda, sel zamanında hiç kimse ekmek yemedi. Çünkü kültürlerinde ekmek yok. Evet. O açıdan yani ben gelen yardımların şartlı olmamasını özellikle kermes için bağışlıyorsa satılma kaydıyla. Diğer türlü de nakdi yardım. Eğer şartlı yardım şartı uymuyorsa biz de şart koşarız diyorsunuz. Şu şekilde gelmeli diye. Naçizane artık duyurulur. Evet. Peki nasıl gelecek bu yardımlar? Örnek veriyorum. Şartlı yardım getirdi biri size.
İşte şuraya şunların verilmesini istiyorum. Oraya uygun değil. Ne diyorsunuz siz onlara? Ya bunun uygun olmadığını, yalnız o kişinin de gönlünün niyetini kırmamak, gücendirmemek, güvenini de kaybetmemek gerekiyor. Onu başka bir yere kanalize etmek mümkün i̇şte mü? İşte o kişinin rızasının olması gerekiyor. Bağlı. Bu da bir zaman sonra anlaşılmamak korkusu da var bizim için. Yani bu açıdan ben buradan diyorum ki kardeşler, şartlı veriyorsanız nakdi verin. Ama şartsız veriyorsanız aynı, biz Türkiye içerisinde, İstanbul içerisinde bunu eritebiliriz. Evet. Ama kalkıp da sizin gönderdiğiniz Türkiye şartlarına uygun bir kıyafeti veya yiyeceği Afrika'ya gönderemeyiz. Yani bu maliyet açısından da, yani 100 liralık bir malzemeyi 500 liraya, o da yazık günah. O da emaneti. O zaman siz nakdi yardımları alıyorsunuz, onları evet, bir havuzda topluyorsunuz. Evet. Oranın ihtiyacına göre giyecek, evet, yiyecek özellikle neyse temin ediyorsunuz. Özellikle bir de oradan alışveriş yapıyoruz. Oradan. Orada, orası da kalkınsın diye. Aynı zamanda orada bir mali sirkülasyon tabii da sağlıyorsunuz. Tabii ki. Öyle bir katma değerimiz de var. Yani bu bizim için de şey oluyor, kolaylık. Evet. Oranın hani ekonomisi için de bir güzellik, bir şey, canlanma getiriyor. Hepsi hesap. Evet, şimdi Nazire Hanım'a soracağım. Gönüllü bir kişide hangi özellikler olması lazım? Bir insanın gönüllülük kavramının içine doldurabilmesi için hangi özelliklere sahip olması lazım? Ama ondan önce biraz müzikle çeşnilendirelim programımızı arzu ederseniz. Şimdi bütün bu çalışmalar neticesinde neler oluyor? Çalışmalarımız yerine gidiyor mu? Allah bütün bunlar sebebiyle bize nasıl muamele edecek? Bütün bunların neticesinde diyoruz ki seyreyle güzel, kudret-i Mevla neler eyler, Allah'a sığın Adli Teala neler eyler. Şimdi Efe Hazretleri'nin herkes tarafından bilinen bu şiirini, bestelenmiş halini okuyacağım ve ardından Nazire Hanım'a soracağım. Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler canan canan. Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler canan canan. Allah'a sığın Adli Teala neler eyler. Allah'a sığın Adli Teala neler eyler. Elbet yürüdür fermanını Kadir-i Kayyum canan canan. Elbet yürüdür fermanını Kadir-i Kayyum sana kurban. Herkese layık sırrı tecella neler eyler. Herkese layık sırrı tecella neler eyler. Lütfi deri dergâhi ilahi de sebat et canan canan. Lütfi deri dergâhi ilahi de sebat et sene kurban. Nazlı niyaz et Hakk'a temenna neler eyler. Nazlı niyaz et Hakk'a temenna neler eyler. Evet, burada diyor ki Alvarlı Efe Hazretleri ki köyüyle anılır. Alvar köyünde vazife yaptığından dolayı. Seyreyle güzel, kudret-i Mevla neler eyler, Allah'a sığın Adli Teala neler eyler. Burada anlaşılmayacak bir şey yok.
Yine devamında diyor ki, elbet yürütür fermanını Kadir-i Kayyum, herkese layık sırrı tecelli neler eyler. Evet. Herkesin layık olduğu bir sırra var, Allah ona göre tecelli edecek, endişe yok diyor. Devamında da şöyle diyor, bir niyaz cümlesi, dua cümlesi olarak, lütfi diyor kendine dönerek ve tabii bize hitap ederek, deri dergâh-ı ilahide sebat et, Allah'ın kapısında sebat et ve nazlı niyaz et, kırık bir kalple, yanık bir gönülle niyaz et, hakka temenna neler eyler, gerisini Allah'a bırak diyor. Evet. Evet, siz nazlı niyaz ettiniz, hakka temenna ettiniz ve bu konuda gönüllü yapmasını istediniz ve az önceki sorumu artık soruyorum. Diyorum ki, bir insanın gönüllü olabilmesi için gönlünün hangi durumda olması gerekir? Gönlünün... Tekrar mikrofonu vereyim ben konuğumuz arkadaşlar. Tamam, devam ediyoruz. Gönüllü olmak demek, başkalarının mutluluğunu fark edip onun mutluluğuyla mutlu olabilmek demek aynı zamanda. Çünkü başkalarının nelerden mutlu olduğunu fark edip, öyle değil mi? Evet, tabii ki. O ayrıcalık, o farkındalığı zaten hep fark ediyorsunuz. Bir karşılıklı sinerji içindeyseniz insanlarla, bir empati alışverişi içindeyseniz, göz teması içindeyseniz, sizin söylediğiniz sözler, yaptığınız eylemler karşınızdaki insanın vücudunda, kimyasında bir takım değişimler meydana getiriyor. Bu gözlerde başlıyor, vücut hareketlerine de yansıyor. Bu empatinin bizdeki karşılığı, kendin için istemediğini başkası için de isteme. Ya da istediğini başkası için iste. Evet. Ben daha güncel konuşayım, herkes algılasın diye şey yaptım. Ben de teşekkür ederim. Rica sağ ederim, olun. Rica ederim. Aynı zamanda gönüllülük demek çözümü. Yani dünyada bir şeyler oluyor, ters bir şeyler gidiyorsa çözümü başkalarında aramak yerine kendi bilinç seviyeni yükseltip o soruna sen çözüm olmak demek. Evet. Gönüllülük evet. Bu demek. Ben çözüm olacağım derken, hani derler ya, bir insan ben hiçbir şey yapamam demesin. O bir insan aslında dünyayı değiştirebilir öyle. Denir ya. Zaten bu, dünyayı değiştiren insanlar da çoğu zaman tek insanlar olmuşlardır, liderler evet. olmuşlardır. Şimdi ben hep Peygamber Efendimiz'i çok düşünürüm, çok tefekkür ederim. Rabbim derim, o ne kadar büyük bir yük taşımış ki ve bu seferine tek başına başlamış. Evet, senin yardımın vardı ama o bir insandı. O bir insan peygamberdi ve bizim gibi acısı olabilen, bizim gibi yüreği acıyan, sevinci bizim gibi olan bir insandı. Nasıl katlanabilmiş ki o kadar acılara, o kadar aşağılanmalara ve bu yolda çekmiş olduğu çileler onun için büyük bir başarı, onun için büyük bir Allah'ı duyurma ve bugünlere kadar gelen bir serüven haline gelmiş. Ve o kadar güzel bir kutlu bir peygamber ki bize önderlik yapan, yüreklerimize nakşeden sevgisini, sevdasını ve biz bugün gül kokulu, gül koklarken onu hala duyabiliyorsak o gül kokusunda ve onun aşkı, evet. onun adımları, onun hareketi, onun Rabbimin kendisine sunmuş olduğu gök sofrasından bize istifade ettirmesi ve bu çerçevede bize hayata daha farklı bakmayı, bakma konusunda önderlik yapmış olan tek lider peygamberimiz ve onun ümmeti olan bizler, bugün de bu sevdayla bizler yola çıktık ve onun gönüllülüğüyle inşallah, Rabbim inşallah yollarımızı açık etsin diyerekten ve canı gönülden onun sünneti seniyesine uygun olarak ve bize sunmuş olduğu vahiy kaynağından tam istifade ederek ve onunla güçlenerek yolumuza devam etmeyi Rabbim nasip etsin. Gönüllülük bu demek. Gönüllülük aşk demek. Evet. Gönüllülük sevgiye, muhtaç insanlara sevgiyi sunmak demek. Rabbim bizi sevgiyle yarattı. Biz o halde sevgimizi paylaşarak çoğaltacağız. Üzüntüleri paylaşarak azaltacağız. Bu başka bir şey değil. Ve de toplumdaki her bir yaraya parmak basıp, kanayan yaraya parmak basıp sanki o yaranın kendin olduğunu hissetmek. Evet. O yarayan kananı nasıl durdurman gerekiyorsa kendinde olduğunda o şekilde durdurmak için eylem yapmaktır. Evet. Harekete geçmektir. Allah yerleri ve gökleri yaratır. Der ki isteyerek ya da istemeyerek gelin der. Onlar derler ki isteyerek geldikleri. Onlar bile gönüllü gelmişler. Evet. Az önce iman da gönüllülük aynı zamanda. Gönüllülük tabii. Evet. Gönülden kabul etmek.
zaten kapı içeriden açılıyor, öyle değil mi? Siz bela dediyseniz kapıyı açmış oluyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi evet. Buyurun Huriye. Bir de şu var. Hani Rabbimizi sevmek, Rabbimizi kalbimize sığdırmak, kalbimizde konuk etmek. Eğer Rabbin yarattıklarını kalbine sığdıramıyorsan, kalbin yaratılanları kapsayacak kadar geniş değilse Rab ona nasıl sığsın? Bir de o var. Yani bir bakış açısı da bu. Önce kalbi Allah'ın nuruyla genişletmek, evet, daha sonra yarattıklarını o genişletilmiş kalbin içine sığmak ki Allah'ın sığdığı kalbe yarattıklarına sığmasın, değil mi? Ya da yaratıklarını sığdırabileceksin ki Rab de sığabilsin. Evet. Yarattıklarını sığdıramıyor isen o dar kalbe Rab nasıl sığsın? Evet. O şekilde. Diğer gam olmak, bir de gönüllülük. Şu Şehzade Şirazi'yi bilirsiniz. Buyurun, buyurun. Dostları zindanda olanın Gülistan'da işi ne demiş? Oo. Biz Türkiye'de Gülistan'dayız gerçekten. Tüm dünyaya baktığımızda elhamdülillah, özellikle şu 10 senedir ki ben bunu Umre'ye gittiğimde de 10 sene önce gittiğimde normal bir vatandaş olarak gittim. Bu sene daha dik gittim. Ben Türkiye'den alnım açık olarak, evet. Yani genel olarak artık bunu açıklamama gerek yok. Türkiye'ye bir teveccüh de var değil mi? Var, evet var. Ve alnım açık, daha dik duruşla gittim. Yani bununla ilgili Şehzade'nin dediği gibi dostları zindanda olanın Gülistan'da işine, Türkiye Gülistan gerçekten. Evet. Biz bu Gülistan'da yaşıyor iken dostlarımız zindanda mağdur, en azından bunun bilincinde olmak. En azından onların mağdurluklarını, mazlumiyetlerinin farkında olmak gerekiyor. Bu Gülistan'dan gülleri derleyip, insanlara evet, takdim etmedikten evet, sonra başka çölleri Gülistan'a çevirmedikten sonra evet, evet, bir düstur daha var. Evet. Komşuna yardım et, ihsan et ki evine gittiğin zaman o da sana güzel şeyler ikram etsin. Evet. Yarın biz de oralara gittiğimizde ne bileyim hani bunu şey boyutunda düşünüyorum, ülke boyutunda orada güzel şeyler görmemiz, gözümüzün hoş manzaralar görmesi için önce orayı bir ıslah ve ihya etmemiz gerekiyor. Bir 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan, Hindistan Müslüman kadınları küpelerini bile bize göndermişler vagon vagon. Bunu evet, tarih bilen herkes bunu bilir. Şimdi sıra bizde. Ve, düşmez kalkmaz bir Allah. Ve yarın zaman, Türkiye'nin ne olacağını da biz evet, bilemiyoruz. Yarın bugün onlar da bize el uzatacak ki bak der ki zamanında onlar uzattı zaten. Onların yardım gönderdikleri büyük bir devlet. Buna rağmen biz ne yapabiliriz? Ha, karınca biz, kararınca gönderiyorlar. Şu anda onlar çoğu yerde azınlık durumdalar. Evet. Ya da çoğunluk olsalar da zulüm altındalar. Hı. Bize daha fazla görev düşüyor. Şey gazetede vardı, manşet atmış. Türkiye demek umut demek Somali için. Türkiye demek evet, umut Türkiye demek. Türkiye demek umut demek. Çok güzel. Çok şekilde, güzel. Çok güzel. Ülkelerin umudu olabilmişsek Allah'ın izniyle gönüllerin de umudu olacağız inşallah, şu peygamber an, ümmeti olarak. İnşallah. Gönüllerin umudu olmak için de az önce yine Huriye'nin bahsettiği gibi o geniş gönle, o hakkın nazar ettiği kalbe sahip olmak gerekiyor. İnşallah. Şimdi ben yine size döneceğim tekrar. Yardım Eli'nin diğer çalışmalarına. Yetimhane dedik. Kardeş aile dedik. Evet, kardeş bu kardeş aile, yani bunu biraz açabilir miyiz? Kardeş aile edinebilmek için ne yapmak gerekir? Kardeş aile edinebilmek için önce bir niyet olması lazım. Bunu derneğimiz şöyle, bizim ana motor projemiz bu zaten. Kardeş aile projemiz. Kardeş aile olmak isteyen kişi derneğimize başvuruyor ve ona biz daha önce tespit ettiğimiz resmi kanallardan araştırdığımız gerçekten mağduriyetine emin olduğumuz bir kardeş aile, o kişinin isteğine göre yetim mi istiyor, hasta veya yaşlı, artık çocuklu, onu kendi belirliyor. Biz o isteğe uygun olarak belirliyoruz ve yardım aile çalışmasının kardeş en aile, büyük kardeş aile pardon, ortadaki şeyi kaldırmak. Hani yardım gerçekten yerine ulaşıyor mu diye her insanda bir şey vardır. Bir şüphe acaba. Evet. Şimdi biz yalnızca köprü olup veren el ve alan el kardeş aile arasında köprü olup veren el alan el kardeş ailemizi denetleyebiliyor. Evet, şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldiğimizi söylüyorlar. Ne kadar var arkadaşlar? Ara veriyor muyuz? Evet, değerli misafirlerimiz, ekranlarında başında olan, sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında bizleri seyreden kıymetli misafirlerimiz, iftara yaklaşık 25 dakikalık bir zamanımız kaldı. Kısa bir aradan sonra iftar saati devam edecek. Al Baraka,
bereketli Ramazanlar diler. Gelin hayrı çoğalın.